Mevcut Pilot YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu projede sizlerle birlikte önceki videolarda öğrendiğimiz ESP 8266'nın kontrolü ile ilgili hususları pekiştirmek amacıyla bir uygulama yapacağız. Evdeki klimamızı akıllı Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilir bir klima haline getireceğiz. Hadi isterseniz şimdi başlayalım. Arkadaşlar bir önceki projede hatırlarsanız ESP 8266 kullanmış, bunu internete bağlamış. Firebase veri tabanıyla iletişim kurmuştuk ve MIT App Inventor ile geliştirdiğimiz basit bir Android uygulama vasıtasıyla da veri tabanını kontrol ederek veri tabanı üzerinden kartımızdaki gerekli kontrolleri gerçekleştirmiştik. Örnek olması açısından yine aynı metodolojiyi uygulayarak bu sefer evimizde günlük hayatta kullanabileceğimiz pratik bir proje gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için de evde seçtiğim araç klima oldu. Klimalar bildiğiniz üzere wireless modüller satılıyor. Bunlar bağlanarak eğer uyumluysa cep telefonundan dışarıdan veya herhangi bir şekilde internetten erişip klimamızı akıllı hale getirip kontrol edebiliyoruz. Ancak biz elimizdeki ESP 8266'yı kullanarak ve yine çok cüzi maliyetlerle bir ayar led, bir transistör ve 2 adet direnç kullanarak akıllı bir devre yapabilir ve bu devreyi internet üzerinden cep telefonumuzdan her yerden kontrol edip klimamızı akıllı hale getirebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza biraz daha detaylı bir şekilde bakalım. Arkadaşlar bilgisayar kısmında da tabii daha detaylı olarak ele alacağız ama öncelikle bizim burada nelere ihtiyacımız var ona bakalım. Bu proje için 2 adet devreye ihtiyacımız var. Bunlar ayrı ayrı devreler olmak zorunda değil. Tek ESP ile de yapabiliriz. İkisi aynı anda kullanılmayacak. Bunlardan bir tanesi ayar okuma, ayar alıcı devresi diyebiliriz. Bunun için bir adet ayar alıcı LED'e ihtiyacımız var. Bunu ESP'ye bağlayacağız ve bu LED vasıtasıyla kumandamızın ayar gönderici LED'inin düğmelere bastığımızda ne tür bilgiler gönderdiğini okuyup öğrenmiş olacağız. Bu birinci aşamamız olacak. Daha sonrasında ise bizim klimayı kontrol edeceğimiz akıllı kontrol devremiz olacak. Bunun için ise bir adet ayar gönderici LED, bir adet 2N2222 transistör, bir 100 ohmluk direnç ve bir de 1 kilo ohmluk dirence ihtiyacımız olacak. Biz bu devre vasıtasıyla arkadaşlar aslında ayar alıcı devreden öğrendiğimiz kumanda komutlarını bir nevi kumandayı kopyalamış olacağız ve bu kumanda komutlarını ayar gönderici led vasıtasıyla ESP üzerinden göndereceğiz. Şimdi isterseniz bilgisayar tarafında biraz daha detaylara bakalım. Metodolojimizden biraz önce bahsettim. Hemen hızlıca üzerinden geçmemiz gerekirse aslında ücretli olarak satılan klimalar için Wi-Fi modüller klimayla aynı yazılımda, aynı firma tarafından geliştiriliyor ve aynı dili konuştuğu için klimaya doğrudan bağlanarak evimizdeki modeme bağlanıp biz bu klimayı akıllı bir şekilde kontrol eder hale geliyoruz. Buna benzer bir proje geliştirilebilir ancak bu çok daha karmaşık olacaktır. Ve aradaki konuşma dilini yazılımı çözmekte bazen çok mümkün olmayabilir arkadaşlar. Biz onun için aslında çevresinden dolaşan bir yöntem tercih ettik. Klimaya komutları gönderen şeyin kumanda olduğunu biliyoruz ve kumandayı ayar ledler kullanarak kopyalayabileceğimizi de biliyoruz. Bu sayede kumanda komutlarını öğreneceğiz ve bu kumanda komutlarını kullanarak sanki kumandadan sinyal veriyormuş gibi taklit ederek ESP'mizdeki yaptığımız devreyi kullanıp klimaya uzaktan komutlar göndereceğiz arkadaşlar. Genel olarak aslında çalışma mantığımız bu olacak. Bunun ne gibi dezavantajları olabilir? Birincisi, tabii bu belli merhalelerden geçtiği için veri tabanına gidip oradan okuyup daha sonra yorumlayıp o yoruma göre bir işlem yaptığı için bunda belli bir gecikme olacaktır. Buradaki gibi çok real time çalışmayabilir. 3-5 saniye gecikmelerin normal olduğunu düşünüyorum. Bu biraz yazılımdaki kodu iyileştirerek arttırılabilir veya burada ESP yerine Raspberry Pi kullanılarak işlemimizi biraz daha arttırılıp bu gecikme biraz daha azaltılabilir. Ancak her halükarda bir veri tabanına gidip gelme durumu olduğu için bir miktar gecikme olmasını kabul edeceğiz. Tabii maliyet etkinlik açısından baktığımız zaman ve amatör bir proje olduğu için de bu bence oldukça kabul edilebilir ve evimizdeki her türlü klimayı marka modelinden bağımsız olarak bence en güzel tarafı bu. Ve klima üzerinde hiçbir modifikasyon yapmadan, klima üzerine herhangi bir şeyi devreyi kesip biçmeden, bir kablo bağlamadan, elektrik çekmeden, hiçbir işlem yapmadan sadece kumandası olması yeterli. Kumandasından komutları öğrenerek her türlü klimayı akıllı hale getirebileceğimiz bir uygulama olacak arkadaşlar. Şimdi adım adım gidelim isterseniz. Önce ayar olarak klimadan verileri nasıl okuyacağımıza bakalım. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle şöyle ayar remote kütüphanesine ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ayar remote kütüphanesini de yine manage libraries deyip
remote yazdığımızda IR remote 82 ESP 8266 olarak gelecek. David Carr'ın Blablabla tarafından yapılmış. Ben bunu yükledim. Buradan install dediğimizde IR remote kütüphanesini yüklemiş olacaksınız. Kodu ben yine paylaşacağım. Bu kod zaten bu kütüphanenin örnek kodlarından bir tanesi. Examples'da IR remote ESP 8266'da dump v2 bunu kullanmanız gerekiyor. Dosyası. Bu dosyayı açtığımızda sadece hangi pini kullanacağız ayar alıcı led için ona bakacağız. D2 pinini kullanıyoruz. D2 pinini kullanacağız ve başka bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Bu kodu karta yüklüyoruz arkadaşlar. Bu kodu karta yükledikten sonra şöyle açalım. Karta bir reset atalım. Evet, gördüğünüz gibi ayar dump dosyası çalışıyor ve şu an o yazıya çok takılmayın. Biz 2 D2'ye bağladık. Ayar input bekliyor. Kumandamızı alıyoruz. Şöyle karşısına geçelim ve buradan bir komut gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar açma tuşuna bastım. Açma tuşuna bastığımda bu bir Elektra tipi klima diye geldi. Klimanın herhalde koduyla alakalı bir bilgi var burada. Diğer kısımda da klimanın şu an power on modunda, soğutma modunda, sıcaklığın 25 derece, fanın düşük en düşük hızda, swinglerin kapalı olduğu gibi bir sürü bilgiyi aynı anda gönderdi. Aslında benim klimamla ilgili bu bir dezavantaj bizim için kod anlamında. Çünkü bir düğmeye bastığımızda sadece o düğmeyi değil, yani sadece power on, power off değil veya işte speed değil veya sıcaklığı arttır azalt değil. O anda klimanın sahip olduğu tüm özelliklerle ilgili bir düğmede bütün bilgiyi gönderiyor. O yüzden kod kısmında bunu ayıklayıp biraz bununla ilgili işlemler yapmak zor oluyor ama olsun. Biz şimdi buna takılmayalım. Farklı klimalarda bu farklı olabilir. Mesela şimdi ben bir de sıcaklığı değiştireyim. 26 derece yapayım. Şu an 26 derece yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle 26 derece bilgisi buraya geldi. İşte ısıtma moduna geçireyim. Şu an ısıtma moduna geçirdim. Bakın mod cool'du. Heat'e döndü. Temperature 28, fan 2 şeklinde bu bilgiler geldi. Isıtmadan tekrar cool'a geçireyim. Yine 25 dereceye çekeyim. Bu şekilde bütün bilgileri topluyoruz arkadaşlar. Buradan bu devre vasıtasıyla okuyoruz. Ben bunların hepsini kendi klimamla ilgili olanları şu şekilde bir dosyaya okuyup kaydettim. Bahsettiğim gibi hani burada bir seferde bütün ayarları göndermesi biraz kodu çözümleme açısından sıkıntı oluyor. Hepsine ayrı bir veri gönderseydi çok daha kolay olacaktı. Derece için, fan için, soğutma modu için ama olsun. Bu şekilde klimanızdan verileri okuyabilirsiniz ve bunu kodumuzda kullanacağız. Şimdi birinci kısmı tamamlamış olduk. Birinci devreyle kumandadan verileri okuduk ve kumandamızın hangi düğmeye bastığımızda ne işlem yaptığını öğrenmiş olduk arkadaşlar ve bunları kayıt altına aldık. Aslında şu an birinci devreyle işimiz bitmiş oldu. Sonra ikinci devremize geliyoruz ve ikinci devremizin kodunu açıyoruz. İkinci devremiz için yine IR remote ESP8266 kütüphanesine ihtiyacımız olacak. Daha sonra bir önceki örnekte olduğu gibi Firebase ile ilgili kütüphanelerimizi çağırıyoruz. Firebase'deki yarattığımız bu iş için kullanacağımız veri tabanının adresini başında HTTPS olmadan koyuyoruz. Token, bize verdiği token'ı ekliyoruz. Ağımızın, Wi-Fi ağımızın adı ve şifresini giriyoruz. Bir veri tabanı nesnesi yarattık. Arkadaşlar kod uzun. Hepsini burada tek tek açıklamayacağım. Şöyle hızlıca bahsedeyim. Bunları program içerisinde durumun ne olduğunu takip etmek amacıyla tanımladım. Bir adet ayar led nesnesi yarattık. Bununla ayar sinyalleri, komutları göndereceğiz. Bunlar az önce Word dosyasındaki tanımladığım her bir durum için gerekli kodlar. Bakın işte aynı anda birden fazla veri gönderdiği için mesela 23 derece fan 1 iken bu, 23 derece fan 2 iken bu, 23 derece fan 3 iken bu, işte ne bileyim 24 derece fan 1 iken bu, kapanma 30 dakika ayarlıyken bu. Ama kapanma 30 dakikayken 25 derecede olduğu için 25 dereceyi gönderiyor. Her bir derece ve her fan seviyesi için ayrı bir kapanma 30 derece komutu da tanımlayıp buraya alabilirsiniz. Bu size kalmış. Sonra daha sonra normal standart ağ bağlantılarını başlatıyoruz. Firebase'e bağlanıyoruz. D2 pilini sinyal göndereceğimiz için çıkış olarak tanımladık. Şu fonksiyonlar aşağıda tanımlı. Bunlarla database'den bu bilgilere ait verileri çekiyoruz bu fonksiyonlar vasıtasıyla.
Sonra gelen ilk durum bilgilerini bizim takip edeceğimiz değişiklik durum bilgilerine atayıp ilk sıfır başlangıç durumunu yaratmış oluyoruz. Daha sonrasında aşağıda bizim butona bastığımızda, Android uygulamada düğmelere bastığımızda veri tabanındaki oluşan değişikliklere göre çektiğimiz verileri bizdeki durum bilgileriyle kıyaslayıp bakıyoruz. Kapalıyken aç komutu geldiyse açıyoruz. Açıkken kapalı komutu geldiyse kapatıyoruz. Sıcaklık durumu bizdeki ile veri tabanının arasında bir değişiklik olduysa, sıcaklık değiştirildiyse ona göre sıcaklığa göre ki durumu biz de gerekli ayar sinyalini gönderip güncelliyoruz. Bu şekilde değişik sıcaklık dereceleri ve fan hızlarına göre ben switch case yapıları koydum iç içe. O yüzden biraz karmaşık oldu ve kod da biraz yavaş çalışıyor. Eğer her kumandaya bastığımızda komut ayrı ayrı gelseydi her düğme için o zaman daha basit bir kodumuz olurdu ve daha hızlı çalışırdı. Biraz oluşan gecikmenin de sebebi bu aslında. Kod daha da iyileştirilebilir. Ben basit olması açısından böyle bir kod yazdım hızlıca. Burada kapanma ile ilgili bir 30 dakika 60 dakika otomatik kapanma mesajı gelip gelmediğine bakıyoruz. Varsa onu devreye koyuyoruz. Isıtmada da klima ısıtma moduna geçirilip geçirilmediğine bakıyoruz. Onunla ilgili bir bilgi koyuyoruz. Fark ettiyseniz ısıtma durumu kapatıldığında tekrar fan durumunu 1 ve sıcaklık durumunu 25 yapıyoruz. Çünkü bizim klimadan okurken aldığımız düzeltme o şekildeydi. Düğmedeki değer tekrar ona çektik. Bunlar da veri tabanından veri çekmek için kullandığımız fonksiyonlarımız. Her türlü bilgiyi bunlar vasıtasıyla çekiyoruz. Zaten bunların veri tabanına gidip veriyi alıp gelmesinde en az 1 saniyelik bir gecikme oluyor her bir veri için. 5 tane veri çektiğimizi düşünürseniz 4-5 saniyelik veri gecikmesi aslında zaten tasarımın doğası gereği normal arkadaşlar. Kodumuz da bu şekilde. Geliştirdiğim zaten veri tabanını bir önceki videoda izlemiştik. Klima kontrol veri tabanında fan hızı, ısıtma, kapanma, on-off ve sıcaklık diye 5 farklı veriyi tutuyorum. MIT App Inventor'da da geliştirdiğim buna yönelik klima kontrol uygulaması aynen bu şekilde görsel olarak şurada tanımladım. 3 adet scroll down menü var. Bir kapataç butonu var. Bir de ısıtmayı açıp ısıtmayı kapattığımız durum var. Bunlara yönelik de arka planda şu şekilde sürükle bırak metoduyla bazı görevler, fonksiyonlar tanımladım. Bunun da yine aynı şekilde direkt bilgisayarınızda açıp edit edebileceğiniz dosyalarını şu şekilde bu programın tanıdığı dosyayı yine paylaşacağım arkadaşlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Siz de buradan bitirdikten sonra çalışmanızı eğer şuradan build'den Application Save APK to My Computer derseniz buradan APK dosyasını kendisi otomatik oluşturuyor. Aynı bunun gibi bilgisayarınıza indirip buradan tablete veya telefona kurup kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi şöyle bir yükleyelim bu kodu. Yükledikten sonra da bir çalıştıralım ve tablet üzerindeki uygulamamızı açıp oradan bir nasıl çalıştığını kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle de arkadaşlar bir şu devreyi küçük hale getiren başka bir devre yaptım. Şurada bunu da izole edip makaronla altına bağladım ve 3D printer'dan da şu şekilde bir kutu yaptım arkadaşlar. Şuradan USB bağlantısını yapabileceğimiz, şuradan da LED'i çıkarabileceğimiz çok basit. Bunların da dosyalarını sizinle paylaşacağım. İsterseniz basabilirsiniz veya farklı başka küçük bir kutuya da kendiniz koyabilirsiniz devreyi. Şu şekilde yerleştiriyorum içine. Ve yine devremizi de şöyle kapağını kapattığımız zaman böyle bizim için bir kutuda basit bir kontrol devresi oluyor. Şimdi bunu enerjilendiriyorum. Şöyle enerjilendirdim. Bilgisayara da alıcı devre bağlı arkadaşlar. Alıcı devreyi de şuradan açalım. Resetleyelim şu şekilde. Evet, şu an alıcı devremiz hazır. Verici devreyi de isterseniz karşısına koyalım. Şimdi verici devremiz şu an bağlandı. Tabletten şöyle önce bir kapatayım. Kendi kurduğum, yüklediğim APK dosyasına açıyorum. Uygulamamız geldi. Önce kapalı olarak
Gözüküyor zaten. Şu kapat aç düğmesine basıyorum. Şu an açma komutu gönderdim. Evet, gördüğünüz gibi açma sinyali bir 4-5 saniye gecikmeyle Power On Mod 1 25 derece fan low geldi. Neden bir daha komut geldi? Çünkü default'ta açma komutunu kumandadan kaydederken 25 derece fan 1 olarak kaydetmiştik. Ama bizim şu an uygulamamızda veri tabanında en son değer 23 derece sıcaklık, fan ayarı 2 olarak gelmiş. O yüzden bunun veri tabanıyla uyumsuz olduğunu kontrol edip açma komutunun hemen arkasından sıcaklığı 23'e ve fan hızını 2'ye çekti arkadaşlar. Böyle de bir güncelleme yap. Şuradan şimdi sıcaklığı 21 derece yapalım. 21 derece komutunu verdik. Yine bir 4-5 saniye gecikme sonra evet komutumuz geldi. Gördüğünüz gibi sıcaklık 21, fan hızı 2. Evet burada 21'e fan hızı 2 idi. 21'e 2 olarak komut geldi. Isıtmayı açalım. Şu an ısıtma modu açık. Evet gördüğünüz gibi komut geldi. Mod 4 heat. Temp 28. Şimdi ısıtmayı kapatalım tekrar. Evet. Tekrar ısıtma modundan çıktı. Default değer 25 derece fan 1 olduğu için baktı hemen en son kalan değer veri tabanında 21 derece fan 2 idi ve onu kendisi güncelleyip 21 derece fan 2'ye geri döndürdü arkadaşlar. Yani oldukça başarılı bir şekilde çalıştığını düşünüyorum. Böyle basit bir uygulama için ve hiçbir klimaya müdahale etmeden de klimayı, her türlü marka model klimayı bu şekilde telefon veya tabletle her yerden Wi-Fi olması şart değil, internet üzerinden kontrol etmemiz mümkün arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle bu videoda daha önceki videolarda öğrendiğimiz bilgileri kullanarak ESP8266'nın internet üzerinden erişim kontrolü vasıtasıyla evimizdeki kumandalı cihazları akıllı hale getirebilecek, internet üzerinden kontrol edebileceğimiz bir uygulama örnek gerçekleştirdik ve evimizdeki klimayı kendi geliştirdiğimiz uygulama vasıtasıyla ESP8266 ve çok basit bir devre kullanarak uzaktan kontrol edilebilir akıllı bir klima haline getirdik. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.